Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 94. dersimize, son 6 derse giriyoruz artık. Bu derste grafiklere başlayacağız. Şimdi grafikleri ilk önce statik olarak solide uyarlamadan daha farklı bir yöntem çalışma mantığını anlatmak amacıyla bir giriş yapacağım. Ardından bunu mimari üzerine de çekeceğiz. Tıpkı nerede olduğu gibi, arama işleminde olduğu gibi. Ne yapacağız? Şöyle bir şeyle başlayacağım. Ben geldim, burayı kapattım. Attım arkadaşlar. Bizim model klasörümüz var. Model klasörüne ben geldim. Sağ tuşa tıkladım. Sağ tuşa tıkladıktan sonra ekle dedim. Buraya bir tane class ekleyeceğim. Bu class sadece deneme amacı oluşturacak. Başka bir amacı yok. Mesela biz bu class'ta neyi çekelim? Şimdi biz bir sözlük üstünden gidiyorduk. Mesela kategori diyelim. Kategoriler olsun ismi. Hatta şöyle İngilizce konu categories. Kategori olsun. Şimdi kategori isminde bir class oluşturdum. Bu class'ın içerisine iki tane property tanımlayacağım. Amacım kategorilerin ismini ve bu kategoride kaç adet blok olduğunu ilk önce statik olarak göstermek. Prop tap tap dedim. Public string ismi kategori name olsun. Hemen şöyle alta indim. Prop tap tap public int kategori count, yani bu kategoride kaç tane blok var? Kategori count isminde bir property oluşturmuş oldum. Tamamdır. Bunda bir problem yok. Şimdi controller tarafına geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir controller ekleyeceğim. Boş bir controller olacak bu. İsmi chart olsun. Chart controller. Grafik için kullanacağız bunu. Chart controller isminde bir controller oluşturuyorum. Şimdi açıldı. Burada index section result'ı kalsın. Index section result'ın altına ben ilk önce oluşturmuş olduğum kategori isimli sınıfımdaki property'lere değer ataması yapacağım. Şöyle olacak. Public list küçüktür, büyüktür sembolü içerisinde ilgili sınıfın ismi. Sınıfımın ismi kategoriydi. CTRL nokta yaptım. Kategoriyi kullanabilmek için bakın şunu seçiyorum. Using MVC Project Camp nokta model. Çünkü biz bu sınıftaki değeri kullanacağız. Bir tane de kategori isimli bir sınıfımız var. Onunla çakışabilir aslında. Yani bunun ismini hatta şöyle düzenleyelim mi? Hemen bunu bir revize edelim biz. Kategori class diyelim. Tamamdır. Buraya geldim. Buradaki ismi de kategori class olarak değişmiş oldu. Ardından buna bir isim vereceğim. İsmi arkadaşlar list block list olsun. Block listesini tutacak olan bir yapı. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Ardından list dedim. Küçüktür sembol içerisinde kategori class'ı tekrar çağırıyorum. Buradan bir nesne türetelim. İsmi kategori classes olsun. Eşittir new kategori class dedim. Tamamdır. Hatta şöyle direkt CT olsun. Kategorinin CT'si. Sonra CT nokta at parantezimi açtım. Parantez içerisinde kategori class item'ı burada parantez içerisinde çağırın diyor. Ben diyorum ki new kategori class. Yine bir kategori öğesi ekleyeceğim. Ardından şurada süslü parantezimi açtım ve kapattım. Ve buraya da noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu ortaya zaten CTRL boşluk yaptığım zaman kullanabileceğim iki tane property geliyor. Biri kategori count, diğeri kategori name. Kategori name'e bir atama yapıyorum. Kategori name eşittir çift tırnak içerisinde. Mesela birinci kategorinin ismi yazılım kategorisi olsun. Not virgülümü koydum. CTRL boşluk yaptım. Kategori count geldi. Kategori count değiştir. Yazılım kategorisindeki blok sayısı mesela 8 olsun. Tamam mı? Bu şekilde kullanacağım. Devam ediyorum. İndim alta. Diyorum ki CT nokta at parantezimi açtım. New kategori class parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. CTRL boşluk yaptım. Kategori name eşittir. Örneğin seyahat. Seyahat kategorisindeki değerler kategori count'u eşittir. 4 tane olsun. Geldim. Noktalı virgülümü koydum. Tamam mı? Bu şekilde 2 tane daha değer alacağım. Yapıştırdım ve yapıştırdım. Devam ediyorum. Mesela burası teknoloji olsun. Burası da spor olsun. Kategori count'u 7. Spor kategorisinde de bir adet değerimiz bulunsun. Tamamdır. Burayı da böylece tamamlamış olduk. Devam ediyorum. Şimdi bir saniye. Burada eksiğiniz var.
Return ifadesi bekliyor benden. Sen diyeceğim bana geliyor. Return CT'yi dönder. Noktalı virgül mü? Koydum. Tamamdır. CT bizim geriye döndürülecek değerimiz oldu. İndim alta. Şu araya. Şimdi bu arada bir metot daha tanımlayacağım. Bu metot bir action result olacak. Public action result metodun ismi ne olsun metodun ismi? Kategori chart olsun. Kategori grafiği anlamında. Parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Şimdi return sen geriye JSON türünde bir değer döndüreceksin. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde bunun iki tane komut var. Önce object data dediği kısım yani burada kategori chart isimli action çağrıldığında neyi geriye döndürecek? Diyorum ki block list ismindeki metotta yer alan değerleri geri döndürecek. Virgül. Bir de JSON request behavior isminde bir komut var. Bunu da yazalım şöyle. JSON request behavior nokta hello get almaya izin ver şeklinde. Kategori işlemleri için kullanılan bir syntax komutu. Aslında bu JSON'larla ilgili de YouTube'da bir ara detaylı bir çalışma yapsam çok daha sağlıklı olacak. Şimdi buradaki action result aslında bir köprü görevi görecek. Yani biz kategori chart üzerinden bir view oluşturmayacağız. View'imizi index üzerinden oluşturacağız. İndeks üzerinde bunu çağıracağız. Burada da block list zaten bir action result değil. Bu bir metot. Bu metotta da veriler var. Yani veri tabanı kullanmak yerine statik bir yapı kullandığım için bunu kullanmış oldum. Add view diyorum. Şu an burada tabii şey yok. Yani solid falan hiçbir şey yok. Burada amacım size chart'ı anlatmak. Admin layout kullansın. İndeks sayfam gelmiş oluyor. Ardından şöyle ben bir GitHub'a geliyorum. GitHub'da daha önce bununla ilgili bir örnek yüklemiştim. Şuranın tamamını seçtim. Şöyle sağ tuş kopyala dedim. Kopyaladıktan sonra Visual Studio'ya döndüm. Geldim. Önce burayı bir çalıştıralım. Tarayıcıyla beraber çalıştır diyelim. Bir bakalım. Henüz yapıştırmadım ben buraya ilgili değeri. Bekliyorum açılmasını. Şu an chart controller içinde yer alan index sayfasındayız. Açılsın. Dördüncü dersteyiz. Şimdi bir saniye login'den düştük. Login index diyelim. Neydi şifremiz? admin2@gmail.com'du kullanıcı adı. admin2@gmail.com 002 dedim. Sonra chart index'e gideceğiz. Bekliyorum açılmasını. 94. dersteyiz. Şuradan geldim. chart slash index enter'a bastım. Burada sayfam geldi. Burayı sildim. Geldim buraya yapıştırdım kopyaladığım diğeri. Daha sonra burada bir iki değişiklik yapacağız. Bu değişikliklerden birincisi arkadaşlar şurada URL kısmı değişecek. Visualize ürün result diyor. Visualize ürün result'tan almayacağız biz. Biz nereden alacağız? Şuradan. Kategori chart'tan alacağız. Bunu kopyaladım, geldim. Buraya yapıştırdım. Sen diyeceğim default 4 değil. Sen de chart ol. Google chartlar için kullanan hazır bir script bu. Yani bunu oturup en baştan yazma ihtiyacı duymadım. Kategori chart'tan olacaksın. Kategori chart nerede? Chart controller'ın içinde. Tamam. Devam ediyorum. Ondan sonra şimdi ürün ad ve stok diyor. Bunu değiştireceğim. Nokta ürün ad ve stok değil. Ürün ad ve stok değil. Neydi bizim class'taki isimler? Kategori name ve kategori count olacak. Burası kategori name, burası da kategori count olacak. Burayı da aynı şekilde değiştirdim. Burası kategori name, burası da kategori count olacak. Ürün stok grafiği değil. Kategori blok grafiği olsun. Herhalde tamamlandı gibi. Bir görelim bakalım çalışacak mı? Sayfayı yeniledim. Yenilediğim zaman gelmiş oldu. Tamam mı? Yapı böyle. Kolay bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok kullanışlı.
Yani burada pay türlerini değiştirebilirsiniz. Yani pay türleri buradan mesela nerede? Şurada işte pie chart var. Pie chart yerine farklı chart türlerini verebilirsiniz. Bunları da deneyebilirsiniz. Bu şekilde şu anda sorunsuz bir biçimde çalışıyor. Şimdi şöyle yapalım. Shared klasörüne geldim. Admin layout'a geldim. Admin layout içerisinde sen grafikler içinde yer alan grafik 1 de burayı çağır. Ne olacak grafik 1'in gideceği yer? Diyeceğim ki sen chart controller içinde yer alan index çağır. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra mesela bakın yazılara tıkladım. Ardından grafik 1'e tıkladım. Grafik 1 buraya gelmiş oldu. Tamam mı? Kategori blok grafiği böylece sorunsuz bir biçimde gelmiş oldu. Şimdi bu kısım bu kadar. Gelecek derste bunu mimariye çekeceğiz. Mimari üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi grafikleri kısmen tamamlamış olduk. Bir sonraki derste bunu mimari üzerinden nasıl yapacağımızı aslında onu size mi bıraksam ya? Ben size bunun chart yapısını anlatmış oldum sonuçta. Bence ben bunu da size bırakayım olur mu? Sizden istediğim şey şu. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten bunu mimariye çağırıp sadece işte verileri liste formatıyla alacaksınız. O kadar. Eğer ki takıldığınız noktada ben bunu Entity Framework'te dinamik olarak nasıl çekileceğini YouTube'da nasıl yapılır isminde serimizin içinde anlattım. Serinin ismi nasıl yapılır? Oradan ulaşabilirsiniz. Sizden istediğim şey şu. Bir ödev daha bırakmış olacağım böylece. Bu ödevlerin tamamını yapan öğrenciler 100. dersin sonunda 4 görevi yapmış olarak kampı tamamlarsa sertifikaları almaya hak kazanacaklar. Ödev şu. Grafik 2 ve grafik 3'e verileri veri tabanından çekin. Burada istediğiniz herhangi bir veriyi kullanabilirsiniz. Mesela işte bir başlıktaki yazı sayısı olabilir. Bir kategorideki başlık sayısı olabilir. Aslında burada kategori blok grafiği demeyeyim de biz buna da şöyle diyelim. Buna da şöyle diyelim. Kategori başlık grafiği diyelim. Yani bir kategoride kaç tane başlık var. Biz şu anda bunu görüntülemek istiyoruz aslında. Sizden istediğim şey grafik 1'de bu kalsın. Grafik 2 ve grafik 3'ü dinamik hale getirmenizi istiyorum veri tabanında. Yani ben burada çokça ödev bıraktım. Yani bu ödevlerin öğrencilerin kişisel gelişimine ciddi anlamda artı değer kattığına inanıyorum. Geri dönüşlerde özellikle Discord tarafındaki geri dönüşlerde bunu ciddi anlamda hissediyorum. Bu da size ödev olarak kalsın. Grafik 2 ve grafik 3'te iki ayrı grafik istiyorum. Mesela bir tanesi işte dediğim gibi kategori başlık olur. Bir tanesi başka bir şey olur. Sizin belirlediğiniz herhangi bir alanda grafik oluşturacaksınız. Yalnızca istediğim şeylerden biri bir grafik türünde line kullanın. Yani şu ne diyelim çizgi grafiği. Diğerinde de column kullanın. O da sütun grafiği şeklinde gelsin. Böylece grafikleri de tamamlamış olun. Test 3'e geldim. Test 3 içerisinde grafikler benden çıktı artık. Şuraya geldim arkadaşlar. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buraya da yapıştırdım. Geldim şuraya bir slash attım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim buraya sayfayı yeniledim ve test 3 kısmı da buraya gelmiş. Grafiklerin üstünü çizerek gelmiş oldu. Şimdi gelecek ders 95. derste ne yapacağız? 95. derste arkadaşlar şu herhangi bir tablo raporlanacak ve yetkilendirme kısımlarını yaparız. İki tane alan kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş artık domain kısmına geçeriz. Domain hosting kısmına ve projenin canlıya taşınması işlemini gerçekleştiririz. Bir sonraki derste devam edeceğiz.